o Real Madrid'deki attığı üçlüğün hatırına verirsin o izni. Alman arkadaşlarımız için hiç üzülmüyorum yani. Çünkü zaten yani şey, no success. İnancını göstermesi oyuncuların sahada daha güvenli olmasını sağlayacaktır ki bu bir maç kazanmaktan çok daha değerli bir şey bence. Böyle de bir program işte. Müthiş ya. Yani. Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her daim olduğu gibi temsilcilerimizin maçlarını ve Euroleague'de gündemi konuşacağız. İbrahim Kutluay ve Alen Dikböy'le birlikte. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldik. Hoş. Yakaladı. Yakaladı. Çaylak gibi. Aynen. Ne haber? İyi, sen de? İyiyiz. Nasıl geçti hafta sonu? Hafta sonu hareketli. Hareketli. Evet, hareketli. Ne gibi hareketli? Nasıl hareketli? Ya bir misafirlerimiz vardı Kanada'dan. Onlara biraz şey yaptık. Alen hareketli diyorsa ben anlatmayayım o zaman. Biraz tenis oynadık. İbrahim abi hareketli olunca ulusal medyadan zaten takip edebilirsin. Yok. Sadece ulusal mı? Sen ne yaptın? Bir de benim kızımın doğum günü. Tamam. Detay yok. Güzel. Sen detay. Ne kadar güzel story'ler yakıyorsun ya son günlerde. Bayağı romantiksin ya. Bir şey var mı? Bir şey nostalji, romantizm arası. Yani tam ortasındasın. Her zaman romantiyim ben. Tamam da ama... Sabahki story'mi mi söylüyorsun? Ne bileyim yani böyle 1000 tane story sabah attın kalktım. Ya şey son 48 saat. Çok güzel bir manzara vardı. Bana sabah kalktım. Bak şey, güzel değil ötesinde yani. Kar yağmış her taraf bembeyaz. Evet, evet. Klasik müzik eşliğinde müzik dinlerken müzik kahve ben dinlemedim içeri. Sadece şey görüntüyü baktım. Güzel. Ya manzaraya baktım. Görüntü. Şey manzaraya baktım ama şey... Sonra ormana gittim koştum. Şey açmadım. Koştun mu? Evet. Bir şey mi hazırlıyorsun? Yok, bir şey hazırlamama gerek yok. Hep koşuyor. Yok yok, şey hedef var mı falan. Benim hedefim var ben mesela şu anda. Kilo hedefin vermek. Hedefin olması lazım biraz zaten. İki senedir antrenman yapmış. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben keyif tamam. için yapıyorum ya. Keyif, tamam. Eğlenmek için. Okey. Keyif alıyorum. Dün hakikaten çok güzeldi orman. Tamam. Bitti mi basketbol konuşalım mı? Bela attığına vurdun ya. Hayır. Ben dokunmuyorum şimdi. Böyle olunca siz... Hayır, Ozan şeyi bekliyordum. Merzat gelecekti. Saçlara müdahale için. Onu bekliyoruz ya. Ben biraz hani konuyu uzatıyorum. Tamam. Evet beyefendi. Buyurun. Evet. Yemek sepeti bana bir bölümümüzle başlayalım. Tüm market ihtiyaçlarınız tek sepette. Dilediğiniz kadar seçimle hemen kapınızda ve yemek sepeti uygulamasını indirerek içinden bana bir seçip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yani normalde oyuncu, koç ya da işte bir takım seçiyoruz elbette bu bölümde ama hani bu sefer bir farklılık yapıp Euroleague yönetimini ya da artık karar mercileri ön plana çıkacak şekilde Euroleague'in geçen seneki durumun tekrarlanmaması açısından Final Four'u Belgrad'a taşımasını konuşacağız. Yani şimdi burada resmi bir açıklama yok. Henüz Euroleague bunu karara bağlamadı. Resmi kanallardan açıklamadı ama yani çok uzun süredir zaten konuşulan bir konuydu bu. Biz de programda yer verdik. Neden Almanya'daydı Final Four? Geçen sene bilet satılamadığı için. Bu sene işte Almanya'nın tekrar bilet satabileceği bir şekilde Final Four'u organize etmesi kararlaştırıldı. Fakat yine pandemi koşulları ortada ve Almanya'nın diğer ülkelerden daha farklı yaklaştığında, daha tutucu yaklaştığında biliyoruz. Geçen sene Münih'te olacaktı. Pardon, Köln'de olacaktı. Ama oldu da. Oldu da ama seyircisiz oldu. Seyircisiz oldu. Bu yılda işte. Bu sene seyircili olacaktı. Berlin'e aldılar seyircili ama şartlar yine malum. O yüzden Almanya'da olmayacak şu anda Final Four. Gözüken o. Tabii son dakika gelişmesi bir ay içerisinde olursa tekrar dönebilir. Ama şu aşamada kuralların biraz daha esnek olduğu, biraz daha lokal yöneticilerin, yerel yöneticilerin farklı şeyleri önemsediği diyelim şehirlerden biri Belgrad ki İstanbul'u da buraya katabiliriz. Yani İstanbul'da sonuçta seyirci de yapılabilirdi Final Four. Hı hı. Şimdi Belgrad'da olacak. Ben İbrahim abiye dönmek istiyorum. Belgrad'da Final Four. Abi yani heyecanlandırıyor olmalı seni. Muhtemelen İbrahim abi bir 20 gün önceden Final Four'a. Vallahi ben çok sevindim. Niye yalan söyleyeyim? Yani inşallah Belgrad'da olur. Aynen öyle. Yok. Değil mi? Aynen öyle. Ya beni şu açıdan sevindiriyor. Çok yakın arkadaşlarım var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hatta bir tanesi geldi
Bugün akşam, yarın beraberiz. İşte Dejan var. Çok sevdiğim arkadaşlarım olduğu için de güzel zaman geçireceğim. 20 gün olmasa da bir hafta önceden giderim ama. Ben de giderim bir hafta önceden. İbrahim abiden artık arta kalanlar, dostlar, arkadaşlar. Hareketler. Sen gelecek misin? Sen gelmiyor musun? Ben geleceğim tabii ki yani şey. Büyük ihtimal oradayım yani ama şimdi değerli Alman arkadaşlarımız için hiç üzülmüyorum yani. Çünkü zaten yani şey no success guarantee yani şey kimse girmiyor, kimse gitmiyor. Zaten yani, almıyorlar ki. Ya alsalar. Ha. Anladın mı? Şey yok yani şey passion yok ki yani tutku yok yani. Şey çok farklı yani iki dünya yani. Ama Berlin de güzel şehir ya. Berlin güzel tamam ama o arena dolduruyor musun? Ya şey o normal şartlarda bak. Kimin geleceğine bağlı Final Four'da biraz. Ama yani. İşte Belgrad'da. Şimdi Berlin'de şey, Fenerbahçe atıyorum ateş Fenerbahçe. O ateşi Berlin'de bulamazsın Almanya'da. Niye? Belgrad'daki. Niye? Yok. Olur mu? Fenerbahçe, Meko, Berlin'deki Final Four'a Fenerbahçe 6000 kişi evet. Gitse. Orası başka bir boyuta gelir, geçer. Kesin. Ki ama ben de Final Four'a gitmedim Fenerbahçe. Nasıldı? İşte CSKA finalinin olduğu sene. Her yer sarı lacivertti yani. Fulldü salonda. Ama o madde var ya şey Sırbistan'da o hava var ya her şey değişiyor. Çünkü orada basketbol anlıyorlar. Yani bir de dışarıdan şey fans geliyor. Atıyorum yani şey satelit takımlardan fanları gelecek. Yani basketbol bilmeyen yok zaten. Anlatmak istediğim daha şöyle ifade edeyim. Yani şimdi mesela gençler maçları, Next Gen maçları biliyorsunuz Pionier'de. Şimdi mesela hani onun Pionier'de olması, idmanların bir bölümünün Pionier'de olması yani Pionier'in de bir şekilde o Stark'ın ana salon olduğu denklemde dahil olması falan güzel şeyler. Yani oradaki hava daha farklı oluyor. Sonuçta Stark Novi Belgrad'da, Yeni Belgrad'da yeni yapılan salon. Mahalle, evet. Ki yani biraz da Sinan Erdem'e benziyor aslında şey olarak yani yapı olarak. Şöyle yapı olarak derken mahalle işte o bölge hani İstanbul'da sanki farklı bir yere gitmiş oluyorsunuz ya Ataköy'den oraya geçtikten sonra. Burada da öyle bir hava var ama ya Belgrad Final Four'u yaşar ve yaşatır. Burası aynen, kesin. Aynen. Bakalım yani inşallah seyircili olur Final Four her şeyden önce. Randevulaşalım o zaman şimdi. Ayarlarız bir şeyler. Peki. Sana, arkadaşlar onda. Var. Bizim de var köfteci abi bizim var. Arkadaşlar. Köfteci işte şey var. Loki vardır Belgrad'da evet, gece evet. 12'den sonra. Güzel. Bir de bir tane restoran var ya çok güzel böyle. Dilim pizzacı var. Değişik şey. Değişik bir dekorasyonla beraber neydi ya? Hangisi? Her şeye gittiğimiz. Anladın mı? Final Four'da neydi adı ya? Unuttum ben de. Ama müthiş. Yok. Müthiş. Yazarız belki. Koko bilmem ne kakalamba. Benden çok biliyorsunuz. Kakalambaydı galiba. Aynen. Benden çok biliyorsunuz vallahi Belgrad'ı. Estağfurullah. Tabii biraz fetiş restoranı gibiydi o aynı zamanda. Allah Allah. Yani böyle Allah şey Allah. Enteresan dekorasyon değil mi? Böyle çok değişik evet, yani. Böyle şey. Ya sanki yemek yemeyecekmişiz. Senden daha iyi bilemeyiz biz. Mümkün değil. Peki buradan. Neyse. Buradan Fenerbahçe Beko Žalgiris maçına geçelim. Fenerbahçe 17 sayı geriye düştüğü maçta işte kısa rotasyonda biraz da çok fazla problem yaşadığı bir karşılaşmada takım kimliğini ortaya koyarak çok ciddi bir enerji yaratarak 3. çeyrekte maçı çevirmeyi başardı. Ki Saša Đorđević'in de Covid-19 testi işte pozitif sonuçlandı geçen hafta. O da takımla birlikte değildi. Aynı Türkiye Ligi maçlarında olduğu gibi Goran Biedov maçın takımın başındaydı. Yani Žalgiris'in evet durumu malum. Ayrı konu. Yani Žalgiris iç sahada kazanılması gereken bir maç olarak herkesin aklındadır ama hani maçın hikayesinde işte 17 sayıya geriye düşüp bu kadar da eksik bir rotasyonla oynanılan maçta Fenerbahçe'nin gösterdiği dirayet, takımdaşlık, ruh, enerji çok etkileyiciydi. Bu şartlardaki bir takım 17 sayıyla farkı ikinci yarıda geri düşünce kolaylıkla maçı kafada kaybedebilir. Ama Fenerbahçe onu yapmadı. Çok etkileyici bir galibiyet hikayesi açısından İbrahim abi. Şimdi bazı maçlar vardır. Kaybedildiği gün de bir şey kazanırsın. Ama bu maç gerçekten Fenerbahçe Beko adına
o kadar elverişsiz şartlar varken ve ikinci yarının üçüncü çeyreğin ortasında 17 sayı geri düşmüşken o kararlılığı göstermek, o maçı bırakmayan birkaç oyuncunun enerjiyi ortaya koyup tribünleri de işin içine çekip bütün takımı birleştiren noktaya getirmesi ve inanması hala maçı kazanacaklarına gerçekten hani alkışlanması gereken bir durum. Çünkü yani EuroLeague'de tamam eksiksin, iki tane net oyuncun yok, bir tane en önemli oyun kurucunun sakat oyunu yok, koçun Covid falan filan. Bunların hepsi çok geçerli sebepler. Ve karşında Zalgiris var. Zalgiris'in yani durumuna baktığın zaman Fenerbahçe kesin kazanır diyorsun bu şartlara rağmen. Ama EuroLeague'de her maç zor. Ve Zalgiris geldikten sonra, Zlops geldikten sonra da farklı basketbol oynamaya çalışan, daha kararlı oynamaya çalışan, daha derli toplu oynamaya çalışan bir takım. Buna rağmen bu şartlara çok alınmış, çok değerli bir galibiyet. Ne bu galibiyeti getiren faktörler? Bir kere hani Şehmuz'un, Tarık Biberovic'in, Polonara'nın müthiş enerjisi. Yani bu üçlünün özellikle işler kötü giderken ve Jalgiris'e dönmüşken bütün ibre sahada kararlılıkları ve mücadele öncelikle bir kere yüreklerini koydular ortaya. Yani kaybedecekleri bir şey kalmadığı zaman şartlar buna zorluyor seni ama hücum tarafında da doğruyu yapan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle maçın son döneminde 3. çeyreğin ortasından ve son çeyrekte. Zaten istatistiklere baktığın zaman verilere de bütün bunların yanında bir de Marko Guduric'in de hücum performansı var. 3. çeyreğin ortasından itibaren ki ilk yarıda çok hissedilmişti onun eksikliği. Çünkü bu kadroya baktığınızda kim lider olur diye bir soru sorulsa. Hücum tarafında lider tek zaten yani şey olarak baktığın zaman herkesin aklına gelebilecek bu şartlarda dekolo vesaire olmadığı yerde. Ama işte doldurmuyordu o boşluğu Guduric bu maçın ikinci yarısına kadar ki şunu da unutmamak lazım. Yani klasik bir geri dönüş değildi bu maç. Yani klasik geri dönüş işte takım soyunma odasından geldikten sonra verdiği reaksiyonla aslında başlar ikinci yarı geri dönüşleri. Burada çok öyle bir durum da yoktu. İkinci yarı başladı. Zalgiris çok iyi girdi maça. 13-2 ya da işte 12-2 gibi bir skor. Orada maç tekrar bir kopma noktasına geldi. Oradan döndü Fenerbahçe Beko ki bence hani bu geri dönüşün merkezindeki oyuncu Şehmuz. Kesinlikle. Sonra Guduric tabii değiştirdi iş. Tabii zaten hani bazı oyuncular kıvılcımı yakar, ateşlerler. Bazı oyuncular onun üstüne giderler. Şimdi ateşleyen oyuncu Şehmuz oldu. Ateşlemekte kalmadı. Üzerlerine de gitti. Guduric orada bir boksör gibi zaten sağlı sollu üçlükler, penetreler, oyunun hücum tarafını ele aldı. Ama tabii 39 dakika oynayan bir Polonar da var. Tabii. Yani bunu da görmezden gelemeyiz. Çünkü eksik bir rotasyon içerisinde Fenerbahçe'nin o uzun rotasyonunda ki Zalgiris de özellikle uzun rotasyonda iyi maç çıkaran oyunculara karşı mücadele etti Zalgiris'teki. Dolayısıyla Polonar'ın da şeyini, mücadele isteğini ve hücumdaki o attığı üçlüyü herhalde söylememiz gerekecek. Alen sen nasıl yaparsın değerlendirmeyi? Çok basit. Sinerji yaratıp o maçı kazandı. Fenerbahçe Beko. Sinerji işte nereden başlıyor? Sağda başlıyor. Tribüne kadar yansıdı. Sen söyledin işte o iki madde birleştiğin zaman Fenerbahçe Beko bambaşka bir rakip, bambaşka bir takım oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir performans bence ama şey çok basit yani şey dediğin gibi yine EuroLeague çok zor bir competition, zor bir lig. Her maç kolay değil ama bu kadroyla kesinlikle bir lider gerekiyordu. Ama öncelikle defansif lideri yani Pierre Henry Shaw yokken, Veseli yokken orada kesinlikle ekstra eforları, performansları gerekiyordu ama takım olarak. Yani Şehmus orada tetikleyici kesin. Polonara zaten onunla ilgili yani bu konuda master. Orada bir şey, kötü bir şey diyemeyiz. Mümkün değil. Ama Guduric ile ilgili ben daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü
inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Hı hı. Ama o inişler çıkışlar maalesef hala bu yaşta çok fazla var. Yani bu maç güzel. Yani sorumlulukları aldı. Yani üstlendi, sıkıntı yok. Süpermen kostümü giydi. Harika. Ama niye kızıyorum? Yani kızmak bir şey yok da demek istiyorum. Yani Guduric daha çok istikrarı olması gerekiyor. Daha çok. Yani bu takım en önemli parçası olabilir. Yani De Colo tamam, farklı sınıfta koy. Veseli zaten top level oyuncu. Guduric çok yakın olmalı artık demek istiyorum. Yani bu performansları daha çok sık sık gelmesi gerekiyor. Evet. Jagiris serisi vardı 2019'daki. Aha. Guduric mesela orada merkezdeki oyuncu, hı-hı, olarak, hı-hı, seriyi Kaunas'ta, evet, bitirmesini sağlamıştı Fenerbahçe'nin. Tamam, ama, yani yine, evet, bir tesadüf, bir Jagiris. Yeni bir tesadüf ama işte böyle CSKA karşı, Barcelona karşı, hı-hı, Madrid karşı, Efes karşı oyna. Anladın mı? Zaten yani, hani büyük oyuncuyla ama işte farkını o belirliyor zaten. O seviyede bak Marco Guduric o seviyede ama kendisi bilemiyor gibi. Potansiyeli anlıyorum ben senin demek istediğini. Potansiyeli o seviyede. Evet. Ama hep o soru işareti var. Hocam orada mı? Aynen. O next step atamıyor. Ben yani mesela hani potansiyeli o seviyede görüyorum ama, hı, oyuncu olarak orada görmüyorum bunu. Hı-hı. Yani Marco Guduric benim için hani Euroleague'in top level oyuncuları arasında görmüyorum yani şu anda hani o maçlarda gösterdiği performans kazandırdıkları. Tabii bunu söylemeye çalışıyorum yani katılıyorum işte. Ama o potansiyeli var. Evet. Ama NBA'ye gittin dönüyorsun bir şeyler gösterdi dönüşünde. Hı hı. Yani hem de çok Kokoşko iyi gösterdi olabilir. Kokoşkov, evet, döneminde. Katılıyor musun? Evet. Sana kadar, evet. Tamam. İşte next step gelmesi gerekiyor. Doğru. Yani kaç yaşında oldu şimdi? 25 mi? Yok daha fazla. 28 olmuş. 28 abi. Bir 28 de çok önemli fırsat bu. Prime'dasın yani şimdi, anladın mı? Bir de şöyle bir durum var yani. Evet. Takımda şartlar tamamen sana senin eline sunulmuş, hı-hı, durumda. Yani, hı-hı, De Colo yok. Hı-hı. Yani hücum tarafında yaratıcılık konusunda. Ama ben onu çözdüm. Yani çözdüm. Ona top lazım. Kime? Guduric. Marco. O böyle combo guard gibi bir rol aldığı zaman, çünkü o klasik köşedeki bekleyen üçlük atmak için, rotasyonları yenmek için o Guduric değil. Ve çok böyle bu senaryoda gördü Guduric. Hatırlarsınız. Yani De Colo Henry 1, De Colo 2, bazen Guduric var yanında. Anladın mı? Yani topu getirmediği zaman o tempo oluşturamadığı zaman Guduric o böyle enerji düşüyor. Geçen sene zaten bazı maçlarda hani çok iyi performansları da var. Hı. Silik kaldığı maçlar da var. Orada tabii Sulukas'la beraber oynuyor olmak, De Colo Sulukas'ın arkasında üçüncü opsiyon olarak oynamak da, hı-hı, yapıyordu zaten. Tabii Kızılyıldız'da mesela daha çok sabit şütör gibi kullanılıyordu, hatırlıyorsun. Mesela Guduric hangi koçla çok iyi olur biliyor musunuz? Ergin Ataman'la müthiş olur mesela. Yani forvet pick and roll, topla sürekli oynayacak. Ha, tamam. Çok iyi, evet, olur. Evet. Yani ve hani böyle sistemler Ergin Ataman'a ihtiyaç duyduğu için yani söylemiyorum. Sen, şu anda hani mesela Simon'un ikamesini konuşuyoruz ya. Evet. Diyelim ki hani Guduric Fenerbahçe değil, Kızıl, evet, Yıldız'da. Evet. Bence mesela direkt alırdı Ergin Ataman'ı. Ama Ergin Ataman'la bu tarz oyuncular hep rahat ederler. Evet. Hele özellikle son dönemde hani Ergin Ataman'ın oynattığı basketbol oyunculara bakış açısı, sahada verdiği rollerle bu tarz oyuncular her zaman çok iş yapar Ergin Ataman'ın sisteminde. Peki buradan Castrolege'de günün baskı altındaki performansını konuşalım. Şeyh Muzazer biraz zaten girizgahını yapmıştık, biraz konuşmuştuk ama yani Fenerbahçe Beko sezon başında işte transferleri yaparken ki Georgievic döneminde sadece 3 transfer oldu. Yani Cehay ve Floyd'u da sayalım, sezon ortasında geldi. Şimdi Markel Starks'ı zaten konuşacağız. Hı-hı. Ve Şeyh Muzazer yani Georgievic göreve başladıktan sonra gelen 3 oyuncu var. Hı-hı. Şimdi Şeyh Muz İlk röportajında daha söylemişti Bein Sports'a verdiği Georgievic. Oyun kurucu oynatmayı, hı, düşünüyorum dedi ki Şeymuz'la da ben bu ay dergi için konuştum, röportaj işte gelecek ay çıkacak. Hı. O da çok şaşırdığını ve işte geçmişte mesela guard oynayan oyuncularla şöyle hafiften dalga geçtiğini söylemişti. Yani sizin de işiniz çok zor, onca set var, sürekli sahaya bakmanız lazım, sürekli işte
diğer oyuncuları düşünmeniz lazım. Garda oynamak gerçekten çok zor bir iş gibi şey söylemiş geçmişteki takım arkadaşlarına. Ama bu sene karşısında buldu bu formu, bu işte tercihi. Ve açıkçası olumlu yönde bence çok güzel bir sürpriz Türk basketbolu açısından. Şeyimiz, yani direkt oyun kurucu olarak söylemiyorum. Euroleague seviyesinde alınan sorumluluk ve karşısındaki verdiği performans. Yani Beşiktaş'a kadar hiç topla oynayan bir oyuncu değildi Şeymuz. Aynen öyle. Hiç. Evet. Tamamen bir enerji oyuncusu. İşte kenardan gelir, evet. Takıma enerji katar, savunmada baskı yapar, toplu oyuncuya baskı yapar. Bak, iki bardak var, oyun kurucu bardağı. Role player, yani şey, spark of the bench, yani böyle bench'ten kıvılcımı rolünde dolu bence. Hı hı. Doldurdu. Orada biraz bayağı boş. Yani ben bu projeye, benim fikrim, yani inanmaya çok zorluyorum. Yani Şemus Hazer, point guard bir gün çok zor. Çok zor. Bu seviyede, Euroleague'de, bu seviyede. Sonra sekans, 5 dakika, çünkü şey, makyaj var yani bunun arkasında. Yani öncelikle defans için giriyor, oyun kurucuya tutuyor. Oyun kurucu oynadığı zaman zaten yanında şey var, diğer opsiyon. Şey, opsiyonlar yani. Bu diğer ball handleri var. Evet, o yüzden ben makyaj diyorum da ama anla. Tamam, rol şey, öncelikle savunma yapmak. Yani tetikleyici olmak, diğerleri uyandırmak, diğerleri şey, havaya sokmak, baskı oluşturmak, koşmak, rebound falan filan, yani şey, fedakar bir şey. Tamam, bir tablo böyle yapmaya çalışıyor ama ucum da çok zorluyor yani okumak için bence. Yani Şemus transition, open court, şey, topsuz hareketler, ISO yapabiliyorsan, yani sayı bulabiliyorsan okey, süper. Sonra boşluk pozisyonları çok iyi değerlendirdi bu maçta. Ama sonra işte next read mesela, şey, sonraki okuma hala orada değil bence. Ama bunlar da olacak yani. Ha. Şimdi ha. Bu o, inşallah ama elde edilecek bir şey. Şimdi en önemli şeyler, bir kere sahada kalmak için o korkusuzca, cesurca şeyini gösteriyor. Sıkıntı yok orada, evet. Sadece savunma değil, hücumda da gösteriyor. Hı-hı. Şey alıyor. Benim mesela birkaç program önce veya bir iki ay önce sadece savunmadaki agresifliği, çalışkanlığı, gayreti değil, hücum tarafında da sorumluluk alması, çembere daha çok gitmesi, üçlükleri daha net kararlılıkla kullanması, güvenle kullanması anlamında söylemlerim vardı. Son birkaç maçtır bunu yapıyor Şeymuz. 7'de 3 tamam. Kattı işte. Arttı. Evet, ama evet, bence en önemli özelliğini biliyor musun? Bir kere savunmada hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Yani pick and roll savunmasında olsun, sekin çıkışı olsun, topun karşısında olsun. Yani vücudunu araya koyuyor, hiçbir perdelemede takılmıyor. Bunun kat vizit zaten abi. Evet. Ama şimdi şey, bir şey değil bu yani. Hani her maç bunu yapıyor. Ve bu, hücumda da bu yani son 2-3 maçtır daha agresif oynuyor diğer maçlara nazaran. Bir şey soracağım. Yani rol oyuncusu kabulüyle çıkan bir oyuncu kariyerinde. Bir noktada çok fazla inisiyatif alırsa, ki mesela şu an oradan geçiyor, evet. Şeymuz. Yani Beşiktaş ve üzeri Fenerbahçe. Evet. Bundan 4-5 sene sonra tekrar rol oyuncusuna diyelim ki bürünecek, o statüyü alacak. Şu an oynadığı, inisiyatifle oynaması o gün dönüşeceği oyuncunun çok daha iyi olmasını da beraberinde getirmez mi? Yani bugün Şeymuz öyle bir inisiyatif alıyor ki belki hani bench'in sonunda kalacakken ana oyunculardan, merkez oyunculardan biri haline gelmiş durumda ve bundan 4-5 sene sonra başka bir rolde sahada olacakken çok daha gelişmiş bir oyuncu olarak sahada olacak belki de. Sonuçta Türk basketbolu ya mutlaka çok da kesin. Çünkü şimdi biraz önce Ale'nin söylediği eksiklikler veya hatalar, bunlar zaten olacak. Şeymuz tamamıyla gelişimini tamamlamış bir oyuncu değil zaten. Savunma tarafında birçok şeyi doğru yaparken hücum tarafında da bu eksiklikleri oynayarak çözecek. O gerek nerede sorumluluk almasını hata yaparak öğrenecek. Tamam. Ne zaman frene basması gerektiğini, çünkü bazen hani çembere gidilmemesi gerektiği yerde bazen
çembere gidiyor, zorluyor. Onlara katılıyorum ama bunlar da yaşayarak öğrenilecek şeyler. Yani bu hataları yapacak. Hata yaparken bu oyuncuyu bu hata yapabileceğini göz önünde bulundurarak sağda tutacaksın ki o da kendi görsün yaptığı hatayı. Belki bazen bunun bedelini de ödeyeceksin. Zaten oyuncu yetiştirmek, oyuncu yok güveni vermek bu şekilde oluyor. Yani her yaptığı hatadan veya her aldığı riskten sonra cezalandırırsan bu sefer oyuncunun gelişimine katkı sağlayamıyorsun. Haklısın. Yani mükemmel bir avukat olabilirsin. Tebrik ediyorum sana. Ama ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani oyuncu baktığın zaman mesela scouting işlerinde ceiling'den bahsediyoruz. Ne? Tavan mı? Tavan. Şemus'un tavanı ne sence? Yani bak yanlış anlamayın. Seviyorum oyuncu ortak noktaları paylaşıyorum Şemus'la. Mücadele, enerji, savunma, istek falan filan. Okey. Ben zaten fanim yani number one. Ama demek istiyorum. O oyuncu oyun kurucudan projesinden bahsediyoruz. Ben anlıyorum. Şimdi bazı oyuncular hakikaten yetenek olarak acayip potansiyeli vardır. Hı-hı. Bazı oyuncularda o çıkabileceği potansiyeli çalışarak, emek harcayarak, mücadele ederek, hı-hı, geri adım atmayarak orayı zorlarlar. Şemus bu gelişimini bence daha farklı noktaya getirebilecek potansiyeli var. Tamam, dediğin gibi tavan çok yüksek değil yetenek anlamında belki. Hı-hı. Okey. Ama bu şeyiyle çalışma temposu, bu isteğiyle ve bu yani tribündeki insanlar da kabullenmişken o güvenle başka bir noktaya gidebilir basketbol tarzı, sahadaki eforu. Sistem önemli mi sence? Sistem önemli mi? Önemli tabii. O konuda. Değil mi? Önemli tabii. Yani, şimdi işte Djordjevic kapılar açıyor bunun için. Başka bir yerde olmaz mı diyorsun? Başka bir yerde... Öyle yaklaşım olmayabilir. İşte beni de mutlu eden zaten bu. Mesela Alen'in fikrini detaylandıracak olursak. Alen bir örnek verse. Mesela Türk basketbolunda bu işte tavan dedin ya. Kimi hedeflemeli Şehmus? Hem çok üst seviye basketbol oynamış. Hem çok sahada kalmış. Hem milli takımın parçalarından biri olmuş hep. Ömer Onan mesela. Hani tavan yüksek değil. Ama hep orada. Yani hep ana resimde. Evet. Fakat Şehmuz'un kariyerinde işte bir tane yabancı koçun Türkiye'ye gelip ya ben bu çocuğu işte oyun kurucu oynatacağım, deneyeceğim demesi beni mutlu ediyor. Hani olur olmaz ama fikir olarak böyle bir yabancı koçun olması ya da böyle bir basketbol antrenörünün olması Türk basketbolu için kazanç. Çünkü bizim zaten kısamız yok. Yok yani. Belki yarın öbür gün Djordjevic başka bir yere gidecek. Şehmuz'u da oraya almak isteyecek. Ha yani zaten Türk basketboluna bugün bakıyorsun. Milli takıma bakıyorsun. Şimdi tekrar bir uzun havuzu oldu. İki yıl önce o da yoktu. Ama şu an oldu. Yani işte Ömer Faruk var, Alperen var. Sertaç gitti zaten. Barcelona'da daha yeni Klasiko'da müthiş oynadı. Kısa havuzumuz da var ya. Nasıl? Kısa havuzu yok mu? Nasıl var? 1-2 var mı? Larkin var. Ya yapma böyle ya. Ya yapma ya. Yani. Larkin var, Wilbekin var. İki tane kısa havuzumuz var. İkisi Türk pasaportu değil mi? Tamam, okey. Avukat dedin ya, evet, hukuki olarak yine haklı. Ama şey Al Pacino yani, anladın mı? Aynen. Devir avukat. Güzel. Peki bu bölümü noktalayalım. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferine geçelim. Oradan Anadolu Efes. Fenerbahçe için bir şey daha söyleyeyim. Sezon başında hani son dakikalara kaybedilen maçlar vardı ya. İşte Panathinaikos deplasmanı, bir sürü maç kaybedildi. Barcelona maçı falan. Taraftarda hep bir güvensizlik vardı son dakikalara girerken. Acaba bu da mı gidecek? Hani kafa kafaya girilen her mücadelenin sonunda bir korku vardı Fenerbahçe taraftarında. Hem içeride hem dışarıda. Evet. Şimdi resim çok farklı bir hale geldi. Kimki'den beri. Evet. Yani farklı bir hale geldi. Hala maç 15 sayı, 12 sayı olduğu anlarda bile taraftarın sahadaki o mücadeleye inancı var. Kimki'den beri ben ya. Kimki dediğin. Biz bir şoka uğradık zaten. Zenit. Ne kimki ya? Zenit'ten beri. Ama anladın beni. Sen baktın mı? Ben İbrahim abi bölmemek için girmedim oraya. Tamam, okey. Özür dilerim. Zenit. Ben de seni bozmamak için girmedim. Böyle de bir program işte. Müthiş ya. Yani kardeşlerim. O şeyin
tribünün sahada verilen, bu maç kaybedilebilirdi. Hani son 1-2 dakikada olabilirdi. Ama ben emindim ki o mücadeleye Fenerbahçe taraftarı hakkını verecekti maç kaybedilse dahi. Evet. Yani bu şeye sahip olmak, hani hissettirmek bunu bence galibiyetten daha değerli. Hı hı. Çünkü taraftarın o inancı hissetmesi onları daha motive edip tabii maçın içinde kalmalarını sağlayacaktır. Ve inancını göstermesi oyuncuların sahada daha güvenli olmasını sağlayacaktır ki bu bir maç kazanmaktan çok daha değerli bir şey bence. Evet, transfere geçelim. Çok konuştuk sezon başından beri, işte Fenerbahçe Beko kısa eklemeli, kısa arayışında vesaire vesaire diye. İşte bazı şeylerde mesela yalanlandığı da oldu. Yani resmi kanallardan yalanlanmadı bu ama ben çok gördüm sosyal medyada da, başka yerlerde. İşte mesela Melo Trimble'la ilgilenilmiyor, yok şu olmuyor, bu olmuyor. Hiç onların hiçbiri doğru değil mesela. Fenerbahçe gayet Melo Trimble'la da ilgilendi. Oyuncunun durumu soruldu, başka oyuncular soruldu. Ya bu çok uzun bir süreç aslında. Baktığınızda Fenerbahçe neredeyse 4 aydır piyasada. Ama çok aktif, ama biraz reaktif. Ama piyasada. Hı. Soruyor. İşte o oyuncu olur mu, bu olur mu? Çok uzun süreli bir transfer süreci ve 4 ayın sonunda elimizde 2 oyuncu var. Cihai ve Floyd ve Markel Starks. Şimdi Cihai ve Floyd zaten hani performansı ortada. Yani seviyesi ortada daha doğrusu. Bu oyuncunun suçu değil. Hı. Seviyesi ortada. Hı hı. Markel Starks da işte 30'lu yaşlarına gelmiş. Daha önce hiç Euroleague'de oynamamış. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl oynayan. Igokea'nın hani durumu da belli. Igokea da böyle yıldızlaşmış. İşte Igokea'yı bir seviyeden bir seviyeye taşımış bir oyuncu değil. Açıklandı mı bilmiyorum. Ama bayağı ödeyerek aldı Fenerbahçe Beko. Onu da eklemek lazım. Yani geçen sene Alex Perez, bu sene Markel Starks. İki oyuncuya da bayağı ödendi. Alex Perez transferinde durum neyse, bence şu anki transferde de durum aynısı. Oyuncu Markel Starks daha kaliteli ya da daha fazla verim veren bir oyuncu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe Beko hangi takımın seviyesindedir? Hı-hı. Barcelona, değil mi? Hı-hı. Barcelona sezon ortasında transfere ihtiyacı var. Kimi getiriyor? Dante Exum getiriyor. 3 aylık bir kontratla. Dante Exum, Markel Starks'tan daha az maliyetli. Wow. Bayağı ödemiyorsun çünkü. Hı-hı. Sezon sonuna kadar değil kontrat. 3 aylık bir kontrat. Fenerbahçe Beko, yani bilmiyorum İbrahim abi, sen o dönemi yaşadın mesela. Şimdi Fenerbahçe, hani Eddie Besdin mesela, kötü bir oyuncu muydu? Değildi ama bu seviyenin oyuncusu mu? Yani Final Four hedefleyen, Euroleague'de Final Four hedefleyen bir takımın oyuncusu mu? Değil. Değil. Yani sanki hani o profile dönüş, transferlerde o profile dönüş izlenimi yaratıyor bende. Dediğin gibi Fenerbahçe kültürü, Fenerbahçe'nin hedefi, Fenerbahçe'nin geldiği, yani Avrupa basketboluna, Euroleague seviyesine geldiği noktaya baktığında hani Perez ve bu oyuncu şu an için şey gözüküyor. Daha düşük profilli oyuncular gözüküyor ama hani nasıl performans, bazen de tutabilir, bazen hani mutlaka bir şey vardır ki bunu boyunca gittiler. Ya bir guard almak istedikleri zaten aylardır konuşuluyor. Yani, hani bu oyuncu mudur oraya şey, nokta atışı, onu zaten sahada göreceğiz. Yani şu anda bizim görmeden bir şey dememiz pek doğru olmaz. Haklı. Haklısın. Ama sonuç olarak değdiği nokta Ozan, Markel Starks nereden geliyor? Yani 2017-2018 yani, hani evet. Yalova'da ikinci ligde oynuyordu Markel Starks. Hani bu şu açıdan söylüyorum. Oyuncular gelişim kaydedebilir. İkinci ligdedir. İşte Mike James'in mesela hani çıkış noktasıyla bugün geldi. O da İtalya ikinci liginden geldi. Oyuncular gelişim kaydedebilir. Ama mesela 2017-18 Yalova ikinci ligi domine etti. Evet. Sonrasında hiç öyle bir ivme yok. Yani Markel Starks standardı olan, hani bugün Galatasaray Nef alsa, hani bütçeler ve hedefler olarak yani şey diyebilirsin. Evet, iyi bir transfer tamam, belki. Ama Fenerbahçe Beko imkanları olan bir takım. Yani Markel Starks'a ama mı? İyi transfer, yani büyük yıldız bulmak şu an değil. Yani şimdi, şu anda zor. Ben onu bulamıyorsun Dante ama. Mesela Dante Exum, yani şey. Ama Dante Exum'da oldu mu Barcelona? Bence oldu ya. Oldu. Katkı verdi fena abi. Değil. Yani Higgins'e kadar bir şey yapmaz, vermez ama iyi yani. Katkı verdi abi. Yani hani buyout ödeyince bence işler çok değişiyor.
Yani kontrat bir şey, hani dedi... Yokea'ya buyout ödemeleri biraz da bir kafa karıştırıyor. Hani Yokea'daki bir oyuncuya Fenerbahçe Beko teklif ettiği zaman hani oyuncu zaten gitmek ister. İlla buyout, kulüp buyout diye tutturur mu bilmiyorum. Yani, ya zaten... Euroleague'deki bir oyuncu istersin de transfer bitene kadar tamam okey ben kendi oyuncumu verirken buyout isteyeyim ama yani göreceğiz ne ikna Euroleague oyuncu upgrade oluyor çünkü. Tabii canım. Euroleague'e geliyor. Hem de nasıl yani? Double upgrade oluyor. Oyuncuyla alakalı da şunu söyleyelim. Yani izlememiş olanlar çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Yani işte temiz bir şut formu var. İkili oyunları oynar ama yani bu seviyede kendini hiç test etmediği için mesela 23-24 yaşındaki bir oyuncu geldiğinde bu seviyede oynamadıysa bence tamam. Çok sorun değil. Ama 31 yaşında bir oyuncu ne Euro Cup'ta ileriye gitmediyse, ne Euro Lig'de hiç oynamadıysa ve uzun süredir Avrupa'daysa, yani işte Porto Rico'ya gitti, ne bileyim Avtodor'da oynadı, Porto Rico'da kısa oynadı ama Avrupa'da hep dolaştı, hep başka takımlarda oynadı. Yani demek ki böyle bir ihtiyacı var yani bilmiyorum ne kadar şey... video scouting yaptılar, canlı gittiler mi bilmiyorum da ama şey onun katkı verebileceği net yani passing ve shooting yani galiba değil mi? Şey iyi, fena değil bir şutör yani ama özellikle... Dripping üstü şutu var. Var ama şey, orta mesafe var orta falan. Mesafesi özellikle evet. Ama mesela son 4 ya da 5 Şampiyonlar Ligi maçında bir tane üçlük denedi. Onu da attı o kadar. Yani hani çok da böyle şut temelli oynamadığı maçlar olabiliyor. Bakın o fit işte bunu hayal etmeye çalışıyorum şimdi. Yani ne kadar şey süre alacak? Yani şey Henry ile sezon sonuna kadar mı? Sezon sonuna kadar. Ben şunu söyleyeyim bir de. Henry ile projesi ne? Yani bu böyle bir oyuncu alıyorsan Henry 2'ye mi kaydı kayacak mı? Yoksa onun yedeği mi olacak? Bence backup olur. Bence backup olur. Aha. Şu sadece mantıklı olabilir. Evet. Ki bunu uzun süredir düşünüyordum ben de. Fenerbahçe'nin Euroleague'den ziyade esas sıkıntı yaşayacağı dar rotasyonuna bölüm Türkiye Ligi. Çünkü hani Euroleague'de başka bir yoğunluğa çıkıyor takım. Çıkması gerekiyor. Ancak o şekilde kazanabilir. Onun dönüşündeki Türkiye Ligi maçı çok zor maç. Her takım bunu yaşıyor yani kendi liginde. Milano'da yaşıyor, Real Madrid'de yaşıyor, Barcelona'da yaşıyor. Orada bir alternatif olabilir mi? Olabilir çünkü rotasyon çok boş. Olabilir tabii. Zaten bence biraz yani tabii ki Euroleague'de... Ama direkt... ona buyout öder misin işte. Başka bir alternatif bulamıyorsan ödeyebilirsin çünkü gerçekten zorlanıyor işte mesela... Olympiakos ertesi Aliağa'yı kaybetti. Değil mi? Etkime kaybetti. Bu her takım için geçerli dediğin gibi. Evet. Biraz da oraya çünkü Henry'i çok yıpratıyorsun. Tabii. Yani orada zaten bazı oyuncular enerjiyle oynuyor. Bütün %100'ünü vererek oynuyor. 2 gün sonra aynı enerjiyi bulamıyorsun. Oynatırsan da yıpratıyorsun. Dolayısıyla biraz Türkiye Ligi için de alınmış bir oyuncu olabilir. Buradan Anadolu Efes Panathinaikos maçına geçelim. Efes çok zorlandı. Yani hatta Panathinaikos'un sanki kazanıp da verdiği bir maç. Yani son pozisyondaki yardım işte Plyce'ın çıkarttığı pas Moerman çok boş kaldı ve orada bir isabet geldi. Ergin Ataman da maçtan sonra mesela ben sağ içinde idim o anda. Çok mutsuz bir şekilde yürüdü tünele. Memnun değildi performansından doğal olarak. Ama yine de kazanmak önemli. Yani özellikle playoff yarışındaysanız belki sezon sonunda dönüp bu maçı kazandığım için playoff'tayım diyebileceğiniz bir karşılaşma olacak. Yani Efes her zaman potansiyeli, tavanı çok yüksek olduğu için olumsuz konuşurken dahi temkinli konuşulması gereken bir takım. Ama oyuncularla teknik ekibin bütün olmadığı, geçen senelerdeki gibi aynı sayfada olmadığı sanki gözüküyor. Zor bir sezon Efes için. Yani son şampiyon bu konumdayken artık Ocak olmuş. Ne zaman toparlayacak? İşte. O bir soru işareti. Halen istersen senle başlayalım. Çok, çok güzel pas atıyorsun. Yani ben potansiyel bahsetmekten biraz yoruldum Efes ile ilgili. Çünkü artık yani Şubat geliyor. Ve senin motorun bayağı şey yüksek olması gerekiyor yani. Ve hala Anadolu Efes on off çok oynuyor. Yani 10-2 dakika, off 5 dakika. Yani böyle sürekli böyle alternatif şey var,
O çok tehlikeli. Yani çünkü Panathinaikos gibi bir takım ezmen gerekiyor resmen. Yani ezmen gerekiyor. Aynı şey söylemek istiyordum yani Fenerbahçe Beko için ama onlar daha farklı durumdalar eksiklerinden dolayı. Ama Anadolu Efes bu maçta domine etmesi gerekiyor. Okey, şut atmıyorsun ama savunmada da yapamıyorsun. Ergin Ataman farklı sistemi dönüyor Dunstan'la beraber. Daha çok şey olarak kullanmak istiyor, şey short roller ya da klasik 5 numara çembereye kadar yani uzun devrilmesi. Yani Plyce şimdi onun nasıl diyeyim süresi biraz tehlikede yani şu anda. Çünkü Dunstan çok iyi oynuyor. Ama daha opsiyon var mı şu anda Anadolu Efes Dunstan için? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Fizikalite veriyor. Rebound veriyor. Şey, rim protection veriyor. Tamam ama sonra dokunuş gerekiyor. Bence Euroleague'de. Bu Plyce veriyor. Plyce verebilir. Yani şimdi Dunstan'la bu maç kazanıyorsun. Tamam süper. Sonra Miss için shooting slump'tan bahsetmek lazım. Yani düşüşü. Çok enteresan. 7'de 0. Yani o yüzden on off'tan bahsediyorum. Yani özellikle Misic bu durumda. Lakin 9 sayı ilk çeyrekte sonra göremiyoruz. Yani yine bir oyuncu kurtarıyor her şeyi. Yani bu kaostan bir oyuncu şey yapıyor. Yani öyle geliyor itfaiye olarak ya da ne bileyim yani silici olarak geliyor ve kazanıyor. Yani çok şey kötü değil. Çirkin bir maç. Çirkin bir galibiyet ama a win is a win yani. Efes'i içinde hani bulunduğu durum bence durumu şu özetliyor. Bu sene en az 3 maç hatırlıyorum ben. Hı hı. Galibiyettir dediğimiz. Ya yani bundan önceki geçen sene şampiyon olduğu ondan önceki iptal olan sezona da baktığımızda İki sezonu birleştirirsen bir tane falan söyleyebilirdin herhalde böyle. Hı. Bu tarz galibiyet aldı Efes'in. Çünkü çok dominant, çok kararlı, çok net bir şekilde oynayıp net galibiyetler aldı. Kızıl Yıldız ve Kazan muhtemelen evet. Senin söylediğin maçlar. Yani Kızıl Yıldız kesin evet. Öyle bir maçtı. Evet. Kesin. Yani bu üçüncü ve bu böyle ne kadar daha gider? Hı hı. Tabii ki galibiyet önemli. Galibiyet her zaman değerli. Her ne kadar Panathinaikos kötü durumda olsa da kazanılmış bir maç. Ama buna bakarken de hani 7'de 0 ile üçlük atan Miss için hani takımın en skorer oyuncu olması, hücumda bazı dengelerin geçen seneye nazaran çok düzensiz olması, işte bir dönem Plyce'ın katkısı, sonra Dunstan'ın rotasyona girip göstermiş olduğu performans, Larkin'in iniş çıkışları, Simon'daki problemler, Bryant'ın ilk geldikten sonra devreye girememesi falan filan. Yani Efes'te birçok sıkıntı var. Ama hani bu nereye gider? Bana şöyle bir izlenim vermiyor Efes. Tamam, potansiyel çok yüksek. Ama hani göremiyoruz. Bu sene o şampiyonluğun devamı gelir mi? Orada benim için ciddi bir soru işareti evet, var. Evet. Çünkü rakipler de bu sene geçen sene gibi değil. Hı hı. Yani aynen. Real, Barcelona, Kazan, her şeye rağmen CSKA, yani baktığın zaman Milano toparlanıyor. Tabii. Hani çok kolay değil. Şimdi bu şekilde bireysellikle Efes'in sezonun tamamını böyle götüremez. Hı. O homojen yapıyı, tamam, baktığın zaman sayı dağılımına 5 oyuncu çift tane. Okey. Ama oynanan basketbol öyle mi? Değil. Değil. Basketbolda bir kolektiflik var mı? Bir düzen istiyor mu tıkır tıkır? Hayır. Savunmada çok net zaten sıkıntılar var. Evet. Bunları beraberinde getirdiğinde hani dediğin gibi Şubat'a geliyoruz. O toparlanma, o ne zaman Efes gösterecek, hı hı. Ben kardeşim burada, hı hı. Bu sezonun da favorisiyim demeyi. Ama işte back to back yapmak takım sporlarında herhalde kolay değil, bu yüzden tabii, çok zor. Tabii. Yani konuştuk. Şimdi mesela çok özür diliyorum. Evet, hani herkes Barcelona'dan şikayetçi, hakemler korunuyor, bilmem ne yapıyor. Ama Barcelona'nın
dan şikayetçi olmalarının bir nedeni var. Barcelona kazanıyor. Hı hı. Kazanırken de domine ederek kazanıyor. Hı hı. Eksiklere rağmen kazanıyor. Ciddi yani demek ki bir tehlike geliyor. Bu gözüküyor zaten. Evet. Real Madrid. Ciddi bir tehdit. Tabii yani. ciddi bir tehdit. Hı hı. Real Madrid uzun rotasyonunda yani inanılmaz bir tehdit. Bir de 3-4'e Deki eklediler. Yani bir de o geldi. Yani. Acayip. Şimdi böyle bir durum varken Anadolu Efes'in bu şartlardan kurtulup hani nasıl kurtulacak bilmiyorum ama o geçen seneki chemistry aynı değil. Evet değil. Zaten çok net belli vücut dillerinden de geçen seneki durumda ne fizik olarak ne zihin olarak geçen seneki durumdan çok uzaklar. Ki bununla alakalı yani artık medyaya da yansıyan bir şey olduğu için konuşabiliriz biraz. İbrahim abi hatırlarsın birkaç ay önce işte biz biraz girmiştik o muhabbete. Sen de demiştin Simon'la alakalı bazı cümlelerin vardı. Yani ya ben işte, göndereceğini duymuştum Ergin Ataman'ın o dönemde bir problemler olduğunu. Yani problemin ne olduğuna alakalı değil ama problem olduğunu biliyordum. İşte bir hafta önce zaten ELPA Oyuncular Birliği, Euroleague Oyuncular Birliği bir açıklama yayınladı internet sitesinden. İşte ELPA oyuncusunu başarıyla temsil etmiştir. Yani İsim vererek mi? Evet yani Simon'un davasını, Simon'un itirazını dile getirerek. İşte o hikaye de şuydu artık yani herkesin zaten bildiği bir hikaye belki de. İşte bir çift maç haftası yanılmıyorsam Asvel Milano maçları var. Simon ikisinde de oynamamıştı. İşte Simon şöyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki ben bir yakınım vefat ettiği için, bir yakınım öldüğü için ülkeme gitmek istiyorum. Bunun için de izin talep ediyorum. ELPA'nın kurallarında zaten şöyle bir şey var. Bir oyuncunun yakını vefat ettiyse 3 gün izinlidir. Bunu kulüpler de imzaladı. Very close değil mi? Evet yani. Uh-huh. Kulüpler imzaladı zaten bunu. Kulüpler de imzaladı. İşte Euroleague de imzaladı. Artık bu yürürlüğe girmiş bir konu. İşte Ergin Ataman istemiyor. İşte maça gelmesini talep ediyor oyuncusunun. Efes zaten farklı bir şey yapmıyor. Sonuçta koçun kararı. Şimdi, ama doğru şey yap. Milano maçı öncesinde evet, oluyor. Evet. Yani Asvel ve Milano çift maç haftasında oluyor. Haftası. Milano deplasmanına giderken Simon gitmek istemiyor. Yakını öldüğü için ülkesine gitmek istiyor. Ülkesine gitmek istiyor. izin vermiyor kulüp. Kulüpten izin alamıyor. Ama Simon kulübün izin vermemesine karşın gidiyor. Yine de ülkesine dönüyor. Ülkesine döndükten sonra da takımla beraber Milano'ya uçmuyor. Evet. Diyor ki o esnada ben işte Milano maçına geleceğim. Asvel maçı yanılmıyorsam önce. Yani şu an hafızadan. Asvel içeride miydi? Hafızadan galiba. Konuşuyorum. Deplasmandaydı. İki maç deplasmandaydı. Evet. İki maçta da oynamadı Simon. Yani şu an şeyi Milano maçından eminim. Oradaki Asvel'de öncedeydi diye hatırlıyorum. Asvel'de niye oynamadı peki? Aynı sebepten oynamadı. Okey. Diyor ki ben Milano maçına geleceğim. Bunu söylüyor ama Ergin Ataman istemiyor Milano maçına gelmesini. Milano maçına gelmeyince de oyuncu işte zaten takımla da birlikte uçmadığı için, takımla da beraber olmadığı için bir yaptırım oluyor. O yaptırım zaten açıklanmış sitede de. İşte %50 gibi bir para kesimi oluyor maaşından, aylık maaşından. Buna aylığının %50'si. Buna itiraz ediyor Simon ve ELPA savunuyor. Bu %50 %10'a düşüyor. Davayı kazanıyor Simon. Ama şimdi bunu neden konuşuyoruz? Evet. Simon'un parasından ötürü değil. Yani Simon belki o aylık paradan 3 tane daha almayıp da hayatında çok fazla bir fark olmadan idame ettirebilir hayatını. İlk madde ne olabilir o zaman? Ne konuşuyoruz? Şu yüzden konuşuyoruz. Evet. Şampiyonluktan sonra bir uzaklaşma var herkeste. Çünkü ortak hedef tamamlandı sanki. Ve ortak hedef tamamlandıktan sonra mission completed diyorsun yani. Tamam. Misyon sanki tamamlanmış gibi gözüküyor ama herkes işte arasında. İşte bu yüzden değişim gerekir zaten. Önemli bir nokta var bu hikayede. İnsan olmakta birini şey olmayı unutuyor. Yani humanity göstermesi çok önemli. Bu son iki senedir. Öyle değil mi? Evet. Hepimiz çektik. Herkes şaras olmaz. Ama bir oyuncu, senin oyuncu diyor ki ailemden biri ölecek, çok hasta.
Yani bilmiyorum tam olarak ne olduğunu Simon ailesinde. Ya hayır demek ne demek? Ya burada zaten... Ya orada başlıyor. Şimdi bazı oyuncuları değerlendirirken hani bunu Elijah Bryant söylese şey yapabilirsin veya başka biri söylese, ama Simon benim tanıdığım kadarıyla çok karakterli bir oyuncu. Hı hı. Yani ben karşılıklı da oynadım. İzlediğim, tanıdığım, bildiğim kadarıyla hani bu şeyleri bahane edecek bir oyuncu değil. Varsa böyle bir şey doğrudur. Hı hı. Yakınıdır ve gerçekten orada olmak gerektiğini hissederek söylemiştir. Burada tabii Ergin Ataman neye dayanarak gidemezsin dedi. Hı. Onu bilemiyorum. Ben de sana katılıyorum. Burada bir insani bir durum var. Çünkü bir maç abi, bir maç Simon yoksa ne var ki? Heh. Yine bir teori. Baktım, tamam. Kontrol ettim dediğim gibi. Hı. Asvel Milano. Evet. Çift maç haftası. İki maç Asvel daha önce. Hı. Bir teori. 2-0'la girdi Efes sezona. Yani Real Madrid mağlubiyeti. 4-0 olacak diye değil mi? Oldu 2-4-0 da oldu. Tabii burada Simon'a yüklemek için söylemiyorum hikayeyi ama o iki tabii. O iki deplasman maçı, bilmiyorum burada şöyle olamaz mı mesela, o izni versen takım içerisinde daha olumlu bir hava da yaratabilir. Kesin yaratır ama bir de şöyle bir şey var, biraz geri gideceğim. Yani o Real Madrid'deki attığı üçlüğün hatırına verirsin o izni. Onu atmasaydı şimdi... Tamam, tamam. Şimdi başka şeyler konuşuyorlar. Belki başka bir antrenör izin vermiyor olabilirdi veya veriyor olabilirdi. Bilemezsin yani. Çünkü gerçekten o yani hani... Euroleague tarihini değiştiren bir atış yani. Tamam, tamam. Onu geçtim hadi. Bir insani açıdan i̇nsani, bu şeyi yani çok daha mi? Şey bakmak lazım yani olaylara. Saras yaptı bunu. Hı-hı. Daha başka koçlar da yaptı bunu. Yani şartlar ne olsa olsun bir insani bir durum varsa ortada, bunu biraz daha farklı yaklaşım gerektirecektir diye düşünüyorum. Ki sen abi demin bir isim telaffuz ettin. Elijah Bryant dedin. Onu da ya, siz şey için söylüyorum hani yeni geldiği için ya da hani tanımadığı, hani bazen yani özür diliyorum ama hani bazen Amerikalı oyuncular bunu kullanabiliyor. Hı-hı. Kullandıkları da olabiliyor. Tabii, ben bunu oynarken de yaşadım. Yaşadık tabii. Takım arkadaşlarımda da oldu. Aynen. Yöneticilik dönemlerimde de oldu. Yani hiç alakasız bilinmeyen bir akrabasının sağlık sorunu yüzünden kaçmak atıyorum. Için Christmas öncesinde, yılbaşı öncesinde atıyorum, başka bir şekilde orada olmak için bunu kullanan oyuncular oldu. Bu yüzden o örneği verdim. Elijah Bryant öyle bir insan olduğu için demedim. Ama Simon'un böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğim için Simon'un beyanının isteğinin geçerli olabileceği açısından böyle bir şey söyledim. Yani şeyi söyleyecektim sadece Bryant ismini. Maçlar 12 ve 15 Ekim'de ya da yani işte o aralıkta. Hı hı. 18 Ekim'de Bryant geldi mesela. O yüzden zaten yani o şey olmak için. İşte o zamanlamadan bahsettik yani çok. Ama ikinci madde dava açıyorsun. Bu dava ilk açmak dava var ya. Yani, dava kim açtı ama? Simon işte. Simon açtı. Simon açtı. Evet. Şey, boşanma gidiyor yani bu. Öyle değil mi? Sonucu bu değil mi? Yani şu bunu yaşadıktan sonra şampiyonluk yaşıyorsun. Yani muazzam bir chemistry oluşturdun. Yani yanlış hatırlamıyorsam soyunma odası mükemmeldi değil mi geçen sene Efes'in? Yani evet. Böyle herkes böyle işte böyle şey brotherhood gibi yani. Değil mi? Hı hı. Yani bu duruma gelirse demek ki bir şeyler oluyor yani içeride. Ve bu, bir çözüm yok. Senin takımın yani sen teslim ediyorsun bu takım Efes her hafta sonu yani her salı her çarşamba bilmem ne sana para veriyor, dava açıyorsun, demek ki bir problem var. O problem ama sonuca bak biliyorsun yani sonucu. Ve o şey böyle daha... ama böyle şey pansmanla gitmez o. Tamam da o pansman burada, yetmiyor yani bu durumda. Şöyle bir şey var. Burada artık hani olaya kişisel egosal yaklaşmaktansa hani olaya daha profesyonel çerçevede bakılıp yoluna devam edilmesi lazım. Vay Simon sen bana dava açtın da davayı kazandın ya da işte vay Ergin Ataman sen Simon tarafından da sen bana izin vermedin bak böyle bundan sonra gibi yaklaşımlar olursa bu zarar verir. Ama bu olay yaşandı. Ben izin istedim, sen vermedin.
sonucunda dava açıldı, kazanıldı. Yolumuza devam ediyoruz. Şu, diye de yaklaşılabilir eğer. Daha intern bir şekilde çözebilirdi yani demek istiyorum. Anladın mı? Çünkü çözülebilir tabii. Tabii o sinirden geçtiler zaten yani herkesi bence. Yani daha böyle biz böyle diyoruz yani şey pis çamaşırları aramıza yıkamamız gerekiyor ki her şey daha kol kırılır, yen içinde kalır. Türkçesi ne? Bir daha kol kırılır, yen içinde kalır. Alakası yok benim dediğimle ama neyse. Niye orada bir olay oluyor? O ama, kendi şeyde kalıyor, tamam. Sızmıyor etrafa yani. Tamam. Aynı şey, çarşafları beraber şey yapıyoruz. Evet. Yani şöyle bir geçişle bitirelim. Hı-hı. Şimdi son topta kazandı sonuçta Efes, Panathinaikos maçını. Yani son pozisyonu hatırlayacak olursak, orada aslında Mitsic'in penetresinde çizilen bir oyun var ama çok fazla switch oldu zaten Panathinaikos savunmasında. Bütün maç switch oldu zaten. Yani son pozisyon özelinde o kadar fazla switch oldu ki Papapetru köşeye çıktı, Evans'ın adamına çıktı, Plyce'a çıktı. Plyce Evans gitmedi şeye, Muharman'a. Orada tabii ki hata Evans'ta ama... Ama iyi ki Plyce 2-20. Çünkü pası öyle bir gidiyor. Ama Ergin Ataman yani Efes'in kalitesini konuşurken, oyuncu kalitesini konuşurken işte diyoruz ya potansiyel var, o var. Mesela son topta bir potansiyel. Neden potansiyel? Sende Tibor Plyce var. Evet. Köşeye koyuyorsun Tibor Plyce'ı. Tabii. Açıyorsun oyunu. Yani 5 tane dışarıda oyuncuyla oynuyorsun. Boba, Simon, Muharman, Plyce, Mitsic. Aynen. Hepsi shooter. Hepsi dışarıda. Mitsic penetreyi yapamadı. Hı. Gidemedi. Pası verdi. Hı. Opsiyon, ikinci opsiyon Plyce'ın şutu aslında. Aha. Ama net alamadı topu Plyce. Hı. Plyce net alamayınca Muharman'a verdi. Hı. Orada savunmada hata var. Evet ama yine senin 4 numaran o üçlüyü atıyor işte. Doğru. Evet ama şimdi... Efes'in maçlarına iyi baktığın zaman bu seneki en büyük problemlerden bir tanesini biliyor musun? Efes geçtiğimiz seneler gibi switch'i atak edemiyor. Güzel. Yani güzel. Geçen sene daha net atak ediyordu. Bak Bayern Münih maçı. Hı-hı. Bak Kızıldız maçı. Hı-hı. Kızıldız son anda kazandı ama atak edemedi switch'i. Bayern Münih de darmadağın oldu. Uzunlar karşısında kalınca kısalar. Çünkü atak edemeyince abi, dibe iniyor. Real Madrid işte, serisi ama çünkü en önemli. Işte, sezon başından beri bu dinamiği olmadığı için evet. Larkin sakat, Mitsic problem, Simon problem, Bobo da biraz geç ısındı. İşte normal yani senin dediğini doğru katılıyorum. Ama o çok önemli, o kritik nokta. Çünkü evet. Herkes switch yapıyor. Evet. Herkes switch yapıyor yani. Bunu yeni bir şey değil yani. Ve bir kötü haber daha Ergin Ataman paylaştı evet. Maç sonunda bu bilgiyi. Shane Larkin'in sakatlığının ciddi olabileceğini söyledi. O konuda bir bilgi var mı? Şu anlık yok. Yani biz programı çekerken ulaşan bir şey yok ama ciddi olabileceğini düşündüğünü Anderson? Söylemişti efendim. Anderson ne durumda? Oynadı Anderson. Tamam bir az oynadı ya bir şey var. Hayır, mı yok, demek istiyorum. Karşıyaka maçında oynadı baya. Yani o konuda bir sıkıntı yok ki yani maçın son hatırlamıyorum dakikasını ama galiba 3 dakika falan. 3 dakikada galiba. Öyle bir şeydi, kendi çıkmak istedi. Tam şeydeydi yani. Tam önümde oldu. Orada kendi çıkmak istedi. Kendini dışarı aldı. Tamam bundan bahsediyorum. Bir şey var mı? Yok. Yani bilmiyorum. MR'a girecekti. Sonrasındaki durumdan haberdar değilim ama eğer Larkin'de şeyse sıkıntılıysa durum Ergin Ataman'ın söylediği gibi büyük problem tabii. Yani çünkü Larkin şu anda o takımdaşlık yokken birçok şeyi bireysel çözen yani o bir takımın bir arada tuttu bir dönem. Hı-hı. Yani sağ performansıyla maç kazanılmasında bir dönem şey oldu. Bir etken oldu. Peki o halde temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Maccabi deplasmanı ve Petersburg deplasmanı. Yani Tel Aviv ve St. Petersburg deplasmanları. Zor iki maç. Maccabi gerçi Hapoel'e kaybetti dün. Ama Euroleague'de toparlandılar. Onlar da daha az kırılgan ama iki takımımız da yani kötü bir Olympiakos'u yendiler yine. Yani. Ama Maccabi için yani her galibiyet şu an altın değerinde olmasından ötürü farklı bir hava yaratıyor. Peki o zaman gelecek hafta tekrar görüşürüz diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.